سلام دوستان گرامی، صبح بخیر، حال شما چطور است؟ به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. مرحبالار değerli arkadaşlar، hepinize hayırlı sabahlar، hayırlı ramazanlar. Bugün sizlere yine bir hikayeyi Sintbat nameden Mehdi Azer Yezdi tarafından uyarlanan karınca ile eşek arası, yani Murçe ve Zembur başlıklı hikayeyi okumaya çalışacağım. Tabi Zembur genel olarak arı demek, fakat metinde eşek arası söz konusu olduğu için bunu eşek arası diye tercüme ettim. Şimdi hikayeyi okuyayım. Murçe ve Zembur. Murçe ile eşek arısı. Karınca ile eşek arısı. Murçe, karınca anlamında. Yek ruzi bud ve yek ruzgari. Yani çok eski zamanlarda bir varmış bir yokmuş günün birinde. Çend ta murçe birkaç tane karınca derhane-i bir evde. Nasıl bir ev? Derhane-i harabe-i. Harabe bir evde lane daştent. Birkaç tane karıncanın harabe bir evde yuvaları vardı, yuvası vardı. Ve salha ve yıllarca deran zindegi mikerden. Ve o karıncalar, o birkaç tane karınca yıllarca orada yaşıyordu. Yek ruz bir gün çen ta zenburi duruşti surh hem birkaç tane kırmızı iri arı da kırmızı iri arı yani eşek arısı ve anca oraya residend oraya vardılar yani oraya geldiler ve der şikafi divari hane ve evin duvarının çatlağında, yarığında, şikaf, çatlak ve yarık anlamına geliyor. Hane kerden, tabi haneyi ayıralım, der şikafi divar, duvarın yarığında, duvarın çatlağında, hane kerden, ev yaptılar, kendilerine yuva yaptılar. Ve murçeha ve karıncalar ve zemburha ve arılar, yani eşek arıları, her kudam, her birisi, yani her ikisi de meşguli kar ve zindegiyi hodişan budent. Kendi işleri ve yaşamları ile meşgul idiler. Herkes kendi yaşantısı neyi gerektiriyorsa onu yapıyordu. Evet, diğer paragrafımıza geçiyoruz. İdde-i murçeha, karıncaların sayısı, adedi hayli ziyad buldu. Çok fazlaydı. Karıncalar topluluğu yani, karıncaların sayısı çok fazlaydı. Ve pederha ve maderha, babalar ve anneler, piserha ve duhterha, oğlan çocukları ve kız çocukları, neveha ve nebireha ve neticeha, torunlar, torunların çocukları ve onların da çocukları yani torunların torunları, neve torun, nebire torunların çocukları. Neticeye de burada torunların torunları anlamı verebiliriz ya da bu nebire ile netice birbirini yerinde kullanılabiliyorlar. Yani her ikisi de torunlardan bir sonraki. Yani torunlar, torunların çocukları ve torunların torunları hemen hepsi deryek lane-i bozor, büyük bir yuvada ve tu der tu ve iç içe ve purpiçu hem. Purpiçu hem de yani kıvrım kıvrım demek yani. Bu da kıvrım kıvrım derken yani yine hepsi bir arada ve koyun koyuna adeta zindegi mikerden yaşıyorlardı. Ve hemen tur ki resmi murçeha ast.
Hemen Türkçe burada gibi anlamında. Yani karıncaların adeti olduğu üzere resm adet. Tabistanha yazları derbağu sehra ve kuşevu kenar. Yani bahçe, sahra, kenar ve köşeye pahşmişüden yayılıyorlardı. Ve esup taşep ve sabahtan akşama dek dane cemmikerdendi. Tane topluyorlardı. Ve enbarhayı hodra ve ambarlarını, kendi ambarlarını lebriz mikerden dolduruyorlardı. Ve zemistan ve kışın ve istirahat mipardahtendi. İstirahate koyuluyorlardı, istirahatle meşgul oluyorlardı. Yani karıncaların adeti böyleymiş. Yek ruz bir gün zenburi duruşt, yani iri arı, büyük arı yani eşek arısı, berseri divar, duvarın üzerine nişestebud konmuştu ve temaşa mikert ve etrafı seyrediyordu. Duvarın üzerine konmuş, etrafı seyrediyordu. Did gördü ki, neyi gördü? Yeki ez murçaha, karıncalardan bir tanesi, bir karınca, yek dane tuti huşkra, kuru bir dut tanesini, tuti huşk, kuru dut, niş girifte ağzına almış. Tabi burada niş, iğne anlamında. Demek ki onların ağız yapısı iğneli bir şekilde olsa gerek ki böyle ifade etti. Ağzını almış diye ben tercüme ettim. Ve mihahet ve istiyor. Ne yapmak istiyor? Bellane biyaveret. Yuvaya getirmek istiyor. Ağzını almış yuvaya getirmek istiyor. Ve çun zureş ne mireset ve gücü yetmediğinden dolayı. Çun burada içinden dolayı. Zureş yani gücü. Gücü yetmediğinden dolayı. Serazir şu debut. Ters yüz olmuş, tepe taklak olmuştu. Ve egab egab ve geri geri danehara danerat taneyi hodeş kendisi ve balayı divar mikeşi duvarın üzerine çekiyordu, oraya taşıyordu. Ama fakat heminki benime-i rah resit, yani yolun yarısına varır varmaz, heminki burada er ermez anlamında. Tuti huşk, kuru dut, ez nişeş üftat, ağzından düştü. Tabi nişi, iğne ağzındaki iğneyi, ben ağız diye tercüme ettim bunu. Ve çent defe ve birkaç defa murçe, karınca, anra ez zemin, onu yerden ta nime-i rah avert. Yolun yarısına kadar getirdi ve üftat ve düştü. Yani bu hareket böyle tekrarlayıp durmuş. Ta in ki sonunda akibet, nihayet yekbar bir defa tevanist tuti huşkra kuru dutu ve balayı divar berisanet. Kuru dutu bir defasında sonunda bir kez kuru dutu duvarın üzerine götürmeyi başardı. Götürebildi. Tevanist berisanet. Ve danera ve taneyi lebi bam damın kenarına, leb burada kenar anlamında, zemin guzaştı. Yere bıraktı. Ve pehlui an istat. Onun yanında durduğu pehlui yanında. Ve ezzuri hastegi ve hastalığın yani yorgunluğun zorundan, şiddetinden, baskısından yek ah keşit, bir ah çekti ve got ve dedi ki ah, yani ah, yine bu yine bir of, ah, of, aman o tür anlama gelen bir nida. Ey Hodacan, ya Rabbim, ya burada can tabi sevgi ifadesi, can kelimesi bir kelimenin sonuna geldiğinde ona sevgi ifadesi katabiliyor. Heste şödem, yoruldum dedi. Zenbur ki arı ki es sabru hovseleyi murçe, yani karıncanın
sabrından ve hovselesinden, yani tahammülünden. Bu da sabırla hemen hemen eş anlamlı ya da yakın anlamlı bir kelime. Taaccüp kerde bu. Hayrete düşmüştü. Yani karıncanın o gösterdiği sabır ve tahammülden hayrete düşen arı, yani eşek arısı. Pervaz kert, uçtu ve Ahmet pehlui murçe nişesti. Ve gelip karıncanın yanına kondu. Nişesten uçan cisimler için konmak. Goft dedi ki, hastane başı, kolay gelsin. Hastane başı, kolay gelsin anlamında. Labut midani ki, şüphesiz, labut şüphesiz, muhakkak, kesin, midani ki, biliyorsun ki, ma hemsayeyim, biz komşuyuz. Yani şüphesiz bizim komşu olduğumuzu biliyorsun. Ma hem derşikafi hemin divar hanedarim. Bizim de bu duvarın çatlağında, yarığında evimiz var, yuvamız var. Bunu biliyorsun dedi. Murçe goft, karınca şöyle söyledi. Muteşekkirem, teşekkür ederim. Beli midanem, evet biliyorum. Herkesi, herkes be zindegiye hodeş, kendi yaşantısıyla meşgul est, meşguldür, uğraşıyor dedi. Zembur goft, arı şöyle söyledi, tabi arı dediği eşek arısı. Beli, evet, zindegi, evet, yaşam. Ama in çikari est, fakat bu ne iştir? Ki şuma hami konu, ki sizler yapıyorsunuz. Yani sizin bu yaptığınız iş nedir? Yani nasıl bir iştir bu yaptığınız dedi. Murçe goft, karınca şöyle söyledi. Kudam kar, hangi iş? Meger ma çikar mi konim? Biz ne yapıyoruz ki? Ma çikar mi konim? Biz ne yapıyoruz ki? Burada meger yoksa anlamına geldiği gibi acaba anlamına da geliyor. Yani acaba anlamını da alabiliriz. Acaba biz ne yapıyoruz? Dedi. Zembur goft, arı şöyle söyledi. Hiçi, hiçbir şey. Kare şoma iğnes ki, sizin işiniz budur ki, nedir? Şimdi iğnden beder bir cümlecik geliyor. Tema misal, bütün yıl, yıl boyunca, sene boyunca, ezinca bu anca, yani buradan, şuradan, şuradan, buradan, danehayı horaki, yiyecek taneleri peydami konit buluyorsunuz. Ve ba hezar zahmetu meşakkat ve bin bir zahmet ve güçlükle, meşakkatle anra onu, yani o topladığınız yiyecek taneleri, bulduğunuz yiyecek tanelerini ve hane mi keşanit, eve çekiyorsunuz, eve taşıyorsunuz ve embar mi konit ve biriktiriyorsunuz, depoluyorsunuz. Yani sizin yaptığınız iş budur. Men tacub mi konem, ben hayret ediyorum ki ba in şikeme kuçe ki bu küçük mideye rağmen, ba burada rağmen anlamında, buna rağmen ki şuma darif ki siz ona sahipsiniz. Yani sizin sahip olduğunuz, yani bu küçücük mideye rağmen çıkardırı tamahkar, tamahkar. Ne kadar da tamahkar ve haris ve hırslı hestiyit, hırslısınız. Yani ne kadar sizin böyle ne kadar tamahkar ve hırslı olduğunuza şaşıyorum. Ben sizin bu küçük midenize rağmen, yani sahip olduğunuz bu küçük midenize rağmen ne kadar da tamahkar ve harissiniz, hayret ediyorum demiş. Murçe goft, karınca şöyle dedi. Ne mi fehmem, anlamıyorum ki çi mi hahi beguyi, ne söylemek istiyorsun, yani istiyorsun ki ne söyleyesin, ne söylemek istediğini anlamıyorum. Meger gayrezin, yoksa gayrezin kari ki, yoksa bu işten başka
Ya da acaba bu işten başka Megere bazen yoksa bazen Eger diye duruma göre tercih edebiliriz. Yoksa bu işten başka ya da acaba bu işten başka ki ma mikonim ki biz o işi yapıyoruz. Yani bizim şu yaptığımız işten başka. Kari diger ihem hest. Yani başka bir iş daha mı var? Bu işin dışında başka bir iş mi var? Ma ta biz tanha biz yazları kar mikonim çalışırız. Ve zemistanha ve kışları derlane mihabim yuvada uyuruz. Es pesendazi hodiman kendi biriktirdiklerimizi mihorim yeriz. Meğer şuma zemburha yoksa siz arılar ya da acaba siz arılar çıkar mikonit ne iş yaparsınız? Yani burada megeri acaba demek daha uygun gözüküyor. Ben de o yüzden acaba olarak aldım. Acaba siz arılar ne iş yaparsınız? Dedi. Zembur goat, arı, tabii eşek arısı, şöyle söyledi. Ma hiç vakt, biz hiçbir zaman zahmeti dane keşiden ve embarkerden, yani tane toplamak, tane çekmek ve depolamak zahmetini behod nemidehim. Kendimize vermeyiz. Yani kendimize yüklemeyiz. Böyle işlerin zahmetine girmeyiz. Ma derfasli tabistan biz yaz mevsiminde bihterin horak harami horim en iyi yiyecekleri yeriz ki temam zemistan ve buradaki ve anlamında aldım ki kışın tamamı sirhestin kış boyunca yeniden yaz gelene kadar ve mihahim kış boyunca tokuz ve uyuruz. Sirhestim tokuz ve uyuruz. Ne zamana kadar? Ta dubare tabistan bir ayet. Yani yeniden yaz gelinceye kadar. Tekrar yaz gelinceye kadar sirhestim tokuz ve mihabim. Yani depolama diye bir derdimiz yok. En iyisini yeriz. Kışın uyuruz. Murça Goft, karınca şöyle söyledi. Bisyahu, pekala. Şuma ancur hestit, ma hemincur. Siz o şekildesiniz, biz de bu şekilde. Yani siz öyle yaşıyorsunuz, biz de bu şekilde yaşıyoruz. İsi bedini hot, Musi bedini hot. Yani İsa kendi dinine, Musa kendi dinine. Yani İsa'nın dini kendisine, Musa'nın dini kendisine. Yani dinde zorlama yoktur. Ya da herkes yapmak istediği şey de hürdür. Herkes ne isterse onu yapar anlamında bir deyim bu. Yani her koyun kendi bacağından asılır. Dinde zorlama yoktur. Ondan sonra senin dinin sana, benimki bana. Herkes kendi inancında hürdür. Herkes kendi yapmak istediğinde hürdür anlamında bir deyim. İsi bedini hot, Musi bedini hot. Heme ki ne bayet yek cur başend. Herkesin bir aynı türlü bir çeşit olması gerekmez. Yek cur bir çeşit aynı. Ne bayet başend. Gerekmez ki herkes aynı olsun. Yani herkesin aynı olması gerekmez. Aynı şeyi yapması gerekmez. Herkesi selike-i idaret. Herkesin bir zevki var. Selike burada zevk anlamında. Ve rahu resmi idaret ve bir alışkanlığı var, bir adeti var. Şuma zahmet ne mi keşit? Siz zahmet çekmiyorsunuz, eziyet çekmiyorsunuz. Mali merdumra mi horid? İnsanların malını yiyorsunuz. Ve merdum hem ve insanlar da ezdesti şuma sizin elinizden rahat nisten, rahat değiller. Heme hem herkes de ve şuma size bedu birah mi guyend. Yani kötü sözler söylüyorlar. Beddua ediyorlar. Bedu birah koften. Yani kötü sözler söylemek, beddua vermek. Veli ruziyima, fakat bizim rızkımız, burada ruzi, rızık anlamında, helal est. Helaldir. Ez danehayi sehra, sahradaki tanelerden. Ez şekerhayi rihte, dökülmüş şekerlerden. Ez baki mandeyi horaki hayvanat ve murha ve hayvanların ve kuşların
yiyeceklerinin, yiyecek artıklarından. Burada baki mande, tabi bu fe ama kaf olmalı bu. Baki mandeyi horaki hayvanat ve murha. Hayvanların ve kuşların yiyeceklerinin artıklarındandır yani bizim rızkımız. Kari hem, evet devam edelim. Ve kari merdum ne darim? Yani insanların işiyle ve kari merdum, kari ne darim? Bir işimiz yok. İnsanların işiyle de bir işimiz yok. İnest, işte bu sebeple, yani bu yüzden ya da nihayet sonuçta şair hem şair de ezma tarif kerde est. Bizi anlatmıştır, bizi tarif etmiştir. Ve gofte ve şöyle söylemiştir. Yani bu iğnesti tabii, şurada geçen iğnesti. Bu yüzden, bu sebeple, yani sonuçta gibi anlamlar verebilir. Bu gibi iğnest de olabilir, inbut da olabilir. Yani bu önceki anlatılanların devamı niteliğinde bir cümle başladığında böyle bir ibare kullanılabiliyor. Evet, şair de bizi şöyle tarif etmiştir. Meyazar muri ki dane keşest, ki can daredu cani şirin huşest. Tane çeken karıncayı incitme, çünkü onun da bir canı var ve tatlı can hoştur. Meyazar incitme, muri ki dane keşest. O karıncayı ki dane keştir, yani tane çekiyor. Tane çeken karıncayı incitme. Ki çünkü can daret, canı var, onun da bir canı var. Ve canı şirin ve tatlı can, huşest, hoştur. Emma şumara, fakat sizi bebedi yad mi konem. Kötülük ile yad ederler, anarlar. Ve şair gofte, şair şöyle söylemiş. Zenburi duruşti bi muruvvetra guy, bari çu esel nemidehi niş mezem. Mürüvvetsiz eşek arısına de ki, madem ki bal yapmıyorsun, bari sokma. Ya burada zemburi duruşt, tabi iri arı, yani eşek arısı kastediliyor. Bi muruvvetra, yani mürüvveti olmayan, herhangi bir cömertliği olmayan, yani bir şey yapmıyor çünkü. Ra guy, ona de ki, bari şu burada madem ki anlamında aldım. Esel ne miydi? Bal vermiyorsun. Yani bal yapmıyorsun. Madem ki bal vermiyorsun. Bari başta söyledi. Niş mezen. Yani iğneleme, sokma. Ona öyle de. Şair böyle söylemiş. Zembur Goat. Arı şöyle dedi. İnherha bu sözler mali eşhasi natevaner. Zayıf kimselerin sözüdür. Zayıf kimselere aittir. Güçsüz kimselere ait olan sözlerdir. Şumaha sizler dili tanra gönlünüzü beyin huş mikonit. Bununla, yani bu sözlerle hoş yapıyorsunuz. Gönlünüzü bunlarla eğlendiriyorsunuz. Kendi kendinizi böyle tatmin ediyorsunuz. Ki murçe hestid, ki karıcasınız ve bir azar hestid ve kimseye bir eziyetiniz yok diye kendinizi bu tür şeylerle tatmin ediyorsunuz, kandırıyorsunuz, eğiliyorsunuz gönlünüzü. Şair eşşuma tarif kerde. Şair sizi anlatmış, tarif etmiş ama hergiz ezzindegi çizi nefehmideydi. Asla, kesinlikle, herkes asla ve kesinlikle anlamında hayattan bir şey anlamamışsınız. Ezindeki çizi nefehmidir. Hiçbir şey anlamamışsınız. Herkes guşti dükkanı kasabi nehurdeydi. Asla bir kasap dükkanındaki etten yememişsiniz. Ve herkes enguri avizani ziri darbestra ne çeşideydi. Ve asla bir asma ağacının altında asılı duran bir üzümden, bir üzüm salkımından tatmamışsınız. Ne çeşideyi tatmamışsınız. Engur üzüm, avizan asılı duran, ziri darbest. Bu darbest de asma ağacı. Asma, yani havada duran asma. Yek ruz hem bir günde, bir gün bile omritan
bir gün dahi ömritan ömrünüz sermiyayet, bitecek, sona erecek, serameden, burada bitmek, sona ermek anlamı ve mimirid ve öleceksiniz. Şimdiki zaman ama gelecek zaman anlamında kullanılabiliyor. Hiç hazzi ez zindegi ne burdeyid. Hayattan hiçbir haz, hiçbir tat, hiçbir lezzet almamışsınız. Velima, fakat biz vakti bemireyim, fakat biz öldüğümüzde mağbun niştiyim, zararlı değiliz. Mahbun burada zararlı değiliz. Yani ziyanda, zararda, ziyanda olmak anlamında. Biz öldüğümüzde zararlı değiliz. Hem işi dünya rakerdeyim, hem dünya hayatını yaşamış oluyoruz. Ve hem de bani şihot, kendi iğnemizle, arının iğnesini kastediyor. Ez düşmandan intikam girifteyim. İntikam almış oluyoruz. Hem dünyayı yaşıyoruz. Dünyada dünya lezzetini, hayatını, tadına varıyoruz. Hem de iğnemizle düşmandan intikam almış oluyoruz. Ve erzişi yek ruzi ömrima, ve bizim ömrümüzün bir gününün değeri ez yek sali ömrü şoma, sizin ömrünüzün bir yılına, bir yılından bir işteriz, daha fazladır. Bizim bir günümüzün değeri, yaşadığımız hayatın bir gününün değeri, sizin bir yılınızdan daha değerlidir. Men mihahem, ben istiyorum ki, şair hem, şair de, hefsad sali siyah, yani 70 kara yıl, tabi bu 100 kara yıl şeklinde de söyleniyor. Bu da yani uzun bir süreyi kastederek ezma tarif ne konet, bizden bahsetmesin. Yani birisinin böyle 100 kara yıl diye ifade etmesi ya da 70 kara yıl diye yani ifade etmesi de yani asla, katiyen anlamında. Hefsat salisiyah, asla, kesinlikle. Tabi bu set salisiyah şeklinde de söyleniyor. Asla, katiyen, hiç anlamında. Yani ben şairin bizden 70 yıl bile, yani 100 kara yıl dahi, yani hiçbir şekilde bizi anlatmasını istemiyorum, diyor arı. Murçe goft, karınca şöyle dedi. Meger şoma, yoksa siz, ya da acaba siz, guşti dükkane kasabira hem mihorit, yani kasap dükkanındaki etten mi yiyorsunuz? Hani daha önce öyle söylemiş, siz hayattan zevk almıyorsunuz, kasap dükkanındaki etten yememişsiniz diye kınamada bulunmuştu. O da böyle cevap verdi. Zembur goft, arı şöyle dedi. Beh, aman ne güzel. Tabii bu beh kelimesi, yani bir şeyi takdir etmek için, itiraz etmek için ya da şaşkınlığını bildirmek için kullanılan bir söz. Aman ne güzel. Pes eger haber ne dari, eğer haber ne dari, eğer haberiniz yoksa, o halde imruz, bugün, hemrahi men biya, benimle beraber gel, ta bebini, ta ki göresin, ma çıkar hami konim, biz ne işler yapıyoruz. O halde eğer, yoksa eğer, o halde bugün benimle gelin ve bizim ne işler yaptığımızı görün, dedi, haberiniz yoksa. Evet. Murçe goft, karınca şöyle söyledi. Men ki nemi tevanem hemrahi tu pervaz konem. Ben seninle beraber uçamam. Nemi tevanem pervaz korem, uçamam. Hemrahi tu, seninle beraber uçamam. Eğer rast mi kuyi, eğer doğru söylüyorsan, mera hemrahi hodet beber, beni yanında götür, beraberinde götür. Ta ki temaşa konem, yani izleyeyim ve yad ve girem ve öğreneyim.
Zemburi mağrur, mağrur olan arı, yani gururlu arı, mağrur olan arı, ki mihast, iftiharati hodra be murçe nişan bedehet, yani kendi o iftihar ettiği, övündüğü şeyleri karıncaya göstermek isteyen mağrur arı, mihast, nişan bedehet, göstermek isteyen mağrur, tabi zemburi mağrura hepsini sıfat yapacağız. İftiharati hodra, yani kendi o övünüp durduğu şeyleri karıncaya göstermek isteyen mağrur, gururlu arı, murçera, karıncayı niş girift, ağzına aldı, yani dişlerinin arasına aldı ve avert ve getirdi. Demi dükkanı kasabi, kasap dükkanının yanında zemin guzaştı, yere bıraktı ve got ve şöyle söyledi. İnca baş, burada dur, burada bekle ve temaşa kon ve seyret. Bat sonra zembur pervaz konan, sonra arı uçarak, pervaz kerden uçmak, pervaz konan uçarak. Ahmet ruyi dombeyi guzfendi, yani bir koyunun kuyruk kemiğinin ya da kuyruk yağının üzerine ki be kullab avizan bud, ki bir kanca da asılıydı, kullab kanca, avizan asılı, bir kanca da asılı duran koyunun kuyruk yağının ya da kuyruk kemiğinin, hani kuyruğunun olduğu bölgenin üzerine nişast, kondu. Ve çun kasap Ahmet, ve kasap gelince guşt berdaret, yani kasap et almak için gelince, guşt berdaştın, et almak, et gelip de et almak için, yani kasap gelip et almaya başlayınca ya da et almak için gelince, zembur tersit, arı korktu ve perit ve uçtu balater ve daha yukarıya uçtu. Ama merdi kasap, fakat kasap adam, yani kasap kısaca, ki ez cüncali zemburha, ki arıların gürültüsünden, cüncal burada gürültü tabi arılar için vızıltı diyebiliriz, arıların vızıltısından, ovgateş telh şödebut, öfkelenmiş idi, yani arıların vızıltısından öfkelenmiş olan kasap, saturi hodra bulent kert, satırını havaya kaldırdı ve zet ve vurdu. Nereye? Ruyi bedeni guzfend, koyunun bedeninin üzerine vurdu. Koyunun bedenine vurdu. Çent ta ezzen burhara kuşt, arılardan birkaç tanesini öldürdü. Ve zemburhayi nimecan, ve yarı canlı olan arılar rihtent döküldüler. Rihten hem dökmek hem dökülmek anlamında. Burada döküldüler. Döküldüler nereye? Ruyi zemin, yere döküldüler. Ve zemburi hemsayi murçe, hem karıncanın komşusu olan arı da yeki ez anhabud, o yere dökülenlerden bir tanesiydi. An vakt, o sırada murçe ki der guşe-i nigah mi kert, bir köşede olup bitenleri seyreden, nigah bakan, onları izleyen murçe, yani karınca, aram aram, yavaş yavaş, Ahmet cilu, ilerledi, öne çıktı ve zemburi refiki hodra, ve kendi arkadaşı olan arıyı peyda kert, buldu ve be'u got, ve ona şöyle söyledi. Heyli müteessifem, çok üzgünüm. Ma intur zindegira, biz böyle bir yaşantıyı, ki her an khateri can deran hest, ki onda, yani böylesi bir yaşantıda her an bir can tehlikesi mevcut. Yani içerisinde sürekli böyle bir can tehlikesi olan böyle bir hayatı ne mi pesendiyim, beğenmiyoruz, istemiyoruz. Ama zembur murdebut, fakat arı ölmüştü ve cevabi nedat, ve bir cevap vermedi, bir cevap veremedi. Murçe hem karınca da payi zemburra girift,
arının ayağını tuttu ve Uğra keşan keşan ve onu çeke çeke, keşiden mastarından çeke çeke ve hane buldu. Eve götürdü. Tabi bu ev yani yuvası da olabilir ya da yuvasını yaptığı o harabe evde olabilir. Ve ezheman divar bala buldu. Ve o duvardan yukarı çıkardı. Pehluyi hemen tuti huşk guzaştı. İşte bizzat o ya da o daha önce bahsi geçen kurudutun yanına bıraktı. Pehluyi yanına anlamındaydı. Ve murçehara ve karıncaları haberket, haberdar etti. Karıncalara haber verdi ve got ve dedi ki bir ayit gelin bedeni in zenburra bu arının bedenini, vücudunu ezhem cüda konit, birbirinden ayırın, parçalayın. Zehreşra, zehrini, onun zehrini dur berizit, uzak bir yere dökün. Ve guşteşra ve etini ve lane beberit, yuvaya taşıyın, yuvaya götürün. Zemistan bedert mihoret, kışın bir işe yarar, bedert horden bir işe yaramak anlamında. Evet değerli arkadaşlar, Murçe ve Zembur, karınca ile eşek arası başlıklı hikayemizi okumayı burada tamamladık. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle, hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hayırlı Ramazanlar, Hoda nigehdar ve ümidi didar, Mahi Ramazan mübarek.